bir adım öne alabilir miyiz? Okan, tamam mı? Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz ilk önce. Gelinlik defilesindeyiz. Sizin nasıl incelediğini bildiniz mi gelinlikleri? Valla şimdi geldim, bir şöyle küçücük bir bakma fırsatım oldu. Çok güzel, çok güzel bir mağaza, bembeyaz, böyle içimiz açıldı. Girişte mumlar yanıyor, çok çok güzel. Sevgili Hacer Hanım'ın ve Pelin'in, çok değerli arkadaşım Pelin'in davetine böyle geldik. Şimdi böyle güzel güzel kızlar yürüyorlar, ediyorlar. Şimdi bakma fırsatım oldu. Ama gayet güzel gözüküyor. Çok güzel her şey. Çok şık, çok elegan. Güzel bir davet. Yıllar sonra bazen evlilikler yeniden nikah masasına oturuluyor. Böyle sizler böyle bir düşünce var mı? 10. yıl gibi. Güzel. Biz şimdi haftaya, 27'sinde 7. senemiz olacak, 22 yıl dönümü. Evet. 10. senede tabii güzel bir küçük bir kutlama falan olabilir. Yani güzel şeyler bunlar. Aynen. Ya tekrar gelinlik giymem ama güzel böyle bir, hani gelinlik olmasa bile güzel sevdiğimiz arkadaşlarımız, ailelerimizle böyle küçük bir kutlama olabilir diye düşünüyorum ama şimdi siz sorduğunuz için hiç bunu planlamadım. Evet. Daha birazcık daha var. Ama güzel, yani benim ailem de mesela 25. senesini falan kutlamıştı. Doğru. Öyle güzel özel seneler kutlanmalı diye düşünüyorum. İşte böyle moda trendlere de imza atıyorsunuz. Giydikleriniz, kıyafetiniz çok konuşuyor. Bugün de terliklerle gördüm. Evet, bugün böyle çünkü buradan sonra okula gideceğim çocukları almaya ve ondan sonra bir salaş bir balıkçıya gideceğimiz için topuk giymedim. Hatta Pelin de şu an şaşkınlıkla bakıyor topuk giymemişsin diye. Bu şekilde hani rahat giymeyi tercih ettim çünkü dediğim gibi zamanım kısıtlı. Okula geçeceğim buradan. O yüzden. Daha çok günlük yaşamda nasıl renk tercih ediyorsunuz? Renk tercih etmiyorum aslında. Çok siyah rengi tercih ediyorum ama topuklu çok giyiyorum. O yüzden de şimdi beni görenler bir şaşırdı böyle düz görünce. Ama işte dediğim gibi buradan sonra koşuşturma olacağı için birazcık rahat olayım dedim. Böyle tüylü terliklerimle geldim. Artık biraz rahatlık mı sizin için önemli? Şimdi yok, aslında ben topukluyla da çok rahat eden bir insanım. Çok alışığım. Ama şimdi okul çıkışı oradan balıkçı bir de spor bir yer falan olacak diye hani öğlen vakti böyle çok da topuk giymeyeyim dedim bugünlük. Yani ama normal şartlarda beni hep topukluyla görürsünüz gibi duruyor. Yani hep öyleyim çünkü. Bugün değişiklik oldu. Modada siz böyle bir şeyler düşünüyor musunuz? Şöyle annemin markasında zaten bir koleksiyon hazırlamıştım. Küçük kapsül bir koleksiyon. Sadece siyahtan oluşan ve basic şeylerden oluşan. Çok güzel sonuçlar aldım. O yüzden sağ olsun arkadaşlarım, ailem çok desteklediler. Çok güzel satışlar yaptık. Çok güzel talepler aldık. Tekrardan repete yaptığımız bir sürü ürün oldu. Çünkü ben zaten ulaşılabilir lüks üzerine bir koleksiyon yapmıştım. Hani kaliteli kumaşlar, kaliteli kişiler, basic, herkesin isteyip giyebileceği ve fiyatların da ona göre olabileceği bir koleksiyondu. Ve siyahtı. Siyah renk biliyorsunuz çok tercih ediliyor. Bir sürü insan tercih ediyor ve ben çok yakıştırıyorum yani genel olarak. O yüzden yani çok devamlı talep geliyor. Devamı gelebilir. Yani yazlık bir koleksiyon. Annemle konuşuyoruz. Şu anda konuşma aşamasındayız. Tekrardan böyle yine küçük ama yine kapsül. Benim tarzımı yansıtan bir koleksiyon. Evet, düşünüyorum. Yani şu anda dışarı çıktınız, uzun sürdü mü hazırlamanız? Yok, uzun sürmedi. İşte dediğim gibi buranın akabininde birazcık daha programlar olacağı için rahat giyindiğim zaman zaten benim genel olarak da çok fazla uzun sürmüyor. Aklımda oluyor ne giyeceğim, bir davete gideceğim zaman, bir yere gideceğim zaman. O yüzden onu böyle akşamından falan hazırlamış oluyorum. Pıt 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 hemen hallediyorum. Arda Bey'in de giyimine hani bir dokunuş oluyor mu sizin sokağa çıktığında Arda Bey'in? Çok fazla değil. Fikirlerimizi sorarız birbirimize. Hani ben ona sorarım, bu böyle olmuş mu? O da bana sorar ama böyle sürekli bir müdahale olmuyor. Arda Bey'e en çok neyi yakıştırıyorsun? Takım elbise mi yoksa takım normal spor? Takım elbiseyi yakıştırıyorum. Hep de söylerim. Takım elbiseyi Arda Bey'e çok yakıştırıyorum. Böyle beyaz gömlek ve siyah takım. Klasik. Ben zaten klasik yani klasik çizgileri seven biri olduğum için onu da çok klasik buluyorum. Aynı şekilde babama da hep söylüyorum. Takım elbise işte çok yakışıyor sana falan diye. Evet, genel olarak doğru bildiniz. Takım elbise diyebilirim Arda Bey'le ilgili. Tamam, tamam, teşekkür ederiz. Çok teşekkürler, çok kolay gelsin. Kısa bir detay alalım efendim, çok sağ olun. Topuksuz yakalandım bugün, detaylı.